Kadir al bakalım şunu. Bunlar şişti. Çitelimiz şişmiş. Pirincim nerede? Oradaydı işte. O az. Pirinç yapacağım ya. Ne kadar koyacaksın pirinç? Onu da istiyor musun bir tane daha? Biraz daha olsun. Tamam, ver tasını o tarafa. Bir şey soracağım. Bunu böyle mi yoğuracağız? Evet, yoğuracağız ve bunu birleştireceğiz Kadir. Ha, içine bir şey koymadan mı yoğuracağız? Salça yok, malça yok. Neden böyle yoğuruyoruz? Çünkü sade beyaz olacak Kadir Bey. Maden usulü beyaz olurmuş. Dış harcını ince olarak bekliyorum. Zaten kalın olursa hiçbir şekilde maden usulü vesaire usulü diye konumlandırmıyorum. Çok güzel salça koktu. Kız sen eti pilavı yapmıyor muydun? Ete mi geçtin? Hanımefendi arkada sürekli bir şey yapıyor ama hiçbir şey anlatmıyor. Ya sen söyle bak, çıldırtma beni. Seviyorum. Pilav diye geçtin oraya, etin başına pilavı oturdu. Pilavı suya koyacağım dedim ben. Anlat. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Anlat. Ha, çıldırttı beni artık. Şimdi ben sos yaptım. Etimi içine koyacağım pişmesi için. Tamam. Sosta neler var? Sosta salça, karabiber, pul biber. Tuzunu da koyacağım şimdi. Tamam. O arpacık soğanları niye koydun tabaya? Tabaya koydum. Biraz etteki yağ alsın. Tat versin. Bunu anlat. Yok, plastiklerini alabilir miyim Kadir Bey? Kaşarımı koyayım mı kenara Kadir Bey? Solana kadar. Bunları anlat bize. Sinirlenme Kadir işi. Patlat bir şarkı. Mardin kapı şen olur. Le 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 hanım. Mardin kapı şen olur. Dibi de girme ne olur. Ben bir tencere yıkıp eti koyabilir miyim? Oğlum sen olsan. Kadir Bey şey mi oldu? Çok mu yumuşadı? Hayır, oturup bekliyor musun hususi ben bir şey söylediğimde araya girip de bir şey söylemek için? Sayıyor musun yani? İçinden mi sayıyorsun? Kadir Bey söylüyorum. Bir şey söyleyecek, ben de hemen araya gireyim diye. Yok, hayır. Sussan susuyorsun, konuşmaya başlayınca konuşuyorsun. Tamam, konuşmuyorum. Konuş konuş ama ben konuşurken değil. Şimdi konuş ha. Ne istiyorsun? Etim biraz sert, düdüklüye koymak istiyorum. Koyabilir miyim? Tamam koy. Koyabilir miyim diye bir şey sorma, koy. Biftek 45 dakika süresi olan bir et. Çünkü yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Yumuşak olabilmesi için, kıvamının güzel olabilmesi için. Zamanı umarım yettirebilir. Çiğdem, efendim, pilav olacak. O eti attığın gibi koş masaya. Tamam. Masayı bir çıkar arada. Ben bir pilavım salattan ve içli köften kaldı. Ay, sen pilavı da koy şimdi ocağa. Ama biraz suda beklemesi gerekiyor Kadir Bey. Tamam, o zaman koş masayı koş. Bir şeyleri hallet yani, bak durma öyle. Sütümüz taşmış ve tüp öylece yanıyor. Hay Allah, hiç fark etmedik. Kapat kapat, al ocağı, al ocağı, tüpten al ocağı. Ay Allah korudu bizi ya. Şu küçük gölde şu an süt. Şu an içerisi o kadar sıcak ki nefes alamıyorum. Vallahi nefes alamıyorum. Allah'ım sen bana yardım et yani. Kadir'cim 40 yıllık Mardinli gibi içli köfteyi yormaya devam ediyor. Baklavamızın sütlü şerbeti hazır. Ana yemek için haşlanan patatesler soyuluyor. Çam fıstıklı pilava başlanıyor. Baklavamız da çıtır çıtır kızarırken hanımefendi şimdi masasını kurmak için mutfaktan ayrılıyor. Çiğdem Hanım'dan hiç şatafatlı bir masa beklemiyorum. Çiğdem sade bir masa kurar. Çiğdem Hanım masa örtüsünde ve tabaklarda siyah renk tercih ederek farkını ortaya koyuyor. Şimdi benim masamda masan sade, masan sade. İki gündür gördük masaların şahşasını. Şahşaş yüzünden yemek yemedik, hijyen göremedik. Bugün ben kendisinden gene şahşalı bir masa bekliyorum. Titiz, hijyenik bir masa bekliyorum. Buna ne koyacağız püreye? Püreye Kadir Bey biraz tereyağı koyalım. Kaşar peyniri koymamız gerekiyor. Bir de hangi baharatı koyacaksınız? Karabiber. Başka koymayacak mısınız? Ben Mustafa Alkoku Arzu'ya koymak istemiyorum. Şimdi başka yok baharat. Tamam peki. Tereyağı, kaşar rendesi, karabiber. Tuz atmayı düşünmüyorsun herhalde. İki üç gündür zaten tuzlu tuzlu yiyecekler yiyoruz Kadir Bey. Kız onlar tuzlu değil, tuz atmayacağız mı? Atarız, azıcık ucundan atarız. Karabiber nerede? O kadar uğraştırıyorsun beni, madem düzgün bir şey olsun. Efendim, kavrulan fıstıkları unutmayın. Ben hemen bakıyorum ben. Bakın bakalım nasıl kavrulmuşlar mı? Tamam, kavrulmuşlar onu. Onun yanına ben haşlama bir sebzeler beklerdim. Kuşkonmaz olabilir, işte brokoli olabilir, havuç olabilir. Hani altında zaten patates var. O bir davet menüsü. Hani pirinç pilavını ben direkt kafamda sildim zaten. Sayın seyircilerim, Mardin usulü içli köftemiz şu an Çiğdem Hanım'ın ellerinde şekillenmeye başlıyor. Aa Kadir bak, hanımefendi incecik açtı. Kadir işte bak, hamurun içindeki o iki tel şey çok güzel yaptı bunu. Hamurun inceliğine, köftenin inceliğine dikkat ederim. Kalın bir tane bir köfte olmasını istemem. Dikkat et patlamasın. Aa üçgen oldu bu. Onlar her şekil yapıyorlar. Muska, üçgen. Allah'tan Mardin usulü dediniz. Rakipleriniz inşallah araştırıp gelirler. Mardin usulü zaten böyle üçgen oluyor. Kadir Bey tatlımız pişmiş galiba, yoksa bana mı öyle geliyor? Üstü kızarmış. Yalnız Çiğdem Hanım çok güzel içli köfte aşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten incecik aşıyorsunuz, bravo. Altı pişmiş, ona bakmak lazım. Bak bakalım Kadir. Altı da pişmiş galiba Kadir Bey. Tamam alayım o zaman. Alabilirsiniz, birazcık soğusun, şerbeti hemen getirip üstüne dökeriz. Ben içli köfte açmayı bilmiyordum. Kayınvalidem sürekli yapardı. Bir gün çağırdı beni, kızım gel sana göstereyim. İstemiyorum dedim, çok uğraştırıcı. Hayır öğreneceksin dedi, oğlum seviyor. Oğlu için yani bana öğretti Kadir. Ama teşekkür ederim, Allah rahmet eylesin.
eylesin. İyi ki de öğretmiş. Allah rahmet eylesin efendim. Kaç bardak su koyacağım buna? Kadir Bey ben göz kararı koyacağım. Gel. Pirinç pilavı tane tane olması gerekiyor. Bakalım tavuk suyu mu kullanacak, et suyu mu kullanacak, sade su mu kullanacak, lezzet katacak mı katmayacak mı? Kuru yavan bir pilav istemiyorum. Tamam. Tuzunu attın mı? Tuzunu atmıştım ben. Tamam. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Son 27 dakikamız. 27 dakika mı? Kalmadı ki bir şey. Kiterin suyu nerede? Kiterin suyu? Sen benden tencere aldın, kiter suyu koyacağım dedin. Yıkadım burada. E aferin, suzu suyu mu koydun onu? Kettle'a su koyalım, kettle'da kaynadım, direkt orada da kaynak Kadir Bey. İlk başta kafanız bir karıştı ama sonra güzel toparladınız. Bu arada etler düdüklüde, sosu da pişti değil mi? Düdüklü tencerede etim sosuyla pişiyor şu an. En güzelini yapıyorsunuz. İnşallah Cansu'nun gibi soslu deyip sossuz getirmez önümüze. Gerçekten dolu dolu bir sos bekliyorum ondan. Çünkü benim sosumu biliyorsunuz lezzetli bir şekilde yediler. Güzel bir sos yaparsa biftek benden iyi puan alır. Heh, gene gelelim aynı konuya. Soslu antrikot yazdığımda açıklama beklediler, sos beklediler. Bir gün aynısını ben kendisine de soracağım. Acaba ne sos koymuş, ne yapmış, önüme sos koyabilecek mi? Çiğdem Hanım Mardin usulü içli köftesini elinde incecik açıp üçgen şekli vererek hazırlamaya devam ediyor. İçli köfteler gerçekten de incecik oluyor. Bu arada haşlama içli köfteyi ben de hiç sevmem. İnşallah kızartma yapar. Haşlaması ya da kızartması benim için fark etmez. İçli köfteyi çok severim. Annem de çok güzel yapar. İçli köfteyi güzel yaparsa benden puan alacaktır. Çam fıstıklı pirinç pilavımız hazır olurken soğuk baklavamız da sütlü şerbetiyle buluşuyor. Sosunu sıcak mı dökecek, soğuk mu dökecek, hamur mu yapacak, çıtır çıtır mı yapacak bilmiyorum. Tattığımda göreceğim. Vallahi Kadir'cim son dakikalara girerken çok iyi gidiyoruz. Bir salatamız kaldı. Çoban salatamızı yapacağız. Çobana soyulmaz. Doğru gitsin. Çobanda nane olacak mı peki? Evet. Yani. Niye? Çobanlara nane yasaktır. Dağda yetişiyor ya nane. Yani. Eskilerden köylerde tarlalara gidilir. Tarlalara giderken de aileler yani eşler eşlerine işte bir domates, bir biber, bir salatalık tarzında, bir maydanoz tarzında, bir kuru soğan tarzında malzemeler verirlermiş. Onlar da gittiğinde küçük küçük doğrayarak, ortaya karıştırarak karınlarını doymak için bir öğün olarak düşünürlermiş. Yani tarlada yapılan bir yemeğin davet sofrasında ne iş var? Vur patlasın Kadir. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Allah canımı almadı almadı. Allah canımı almadı almadı. Haydi bak. Jandarmanın alayları kovuştur 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 kovuştur. Kadir Mevlam beni de yara kavuştur 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 kavuştur. Kaç dakika kaldı? Kadir'cim son 10 dakikadayız. Son 10 dakika hızlı bir şekilde çoban salatamızı yapıyoruz. Sosumuzu da yaptık mı? Çiğdem Hanım yemeklerinin başına geçecek, masasına geçecek. Nasıl bir ev sahibi olacaksın ben de merak ediyorum. Senden tek bir dileğim var. Eleştirileri iyi dinle. Cevap ver. Birken heyecan yapma. Kadir Bey ben size güveniyorum o konuda. Vallahi ben bile kendime güvenmiyorum. Çoban salatası şu an mevsimi olan tüm sebzeler olduğu için menüye uygun. Çoban salatası menüye uygun değil. Yani benim salatama dün çok laf ettiler. Çoban salata, çoban salata dediler. Çoban salatada zaten ne maydanoz oluyor ne nane oluyor. Bakalım bugün Çiğdem Hanım ne yapacak çoban salatada? Salatamız hazır. Bir tek sosu kaldı. Limon sıkacağını da verin kızım. Son 1,5 dakika. Sos hazır olmadı. Kız ya sen ne soyun? Hakiki Çin porselerini de kıyamıyor arkadaşlar. Evet Kadir'cim. Anne ehme. Ne gülüyorsun? Ya kriz geçireceğim şimdi. Kafa yiyeceğim. Ona dökme. O senin şeftali bardağın. Allah müstahakını versin. O hani abiyle taklit ettiğim Ehmet dediğim komşumun çocuğu var ya. Nişanlanıyormuş bir dahaki ay. Ve çocuk kaç doğumlu biliyor musun? 99 doğumlu. Ekmekleri yiye yiye demek ki. Cemile'ye dedim ki kız dedim o Ehmet diyen oğlan var. Nişanlanıyormuş. Ay salatana sosu da tamam. Son 1 dakikamız efendim. Dökeyim mi bunu serviste mi dökersin? Serviste dökeyim ben Kadir Bey şimdi hiç şey olmasın. Tamam bu da hazır. Son 1 dakika sevgili seyirciler. Ela Marat benim de bir günü daha geride bıraktık. Çılgın yarışmacımız Çiğdem Hanım bugün efsane gibiydi. Baklavasını elinde açtı. İncecik yaptığı içi köfteyle bugün rakiplerini şaşırtacak. Pilavı deseniz fıstıklı. Çorbası. Kız çorba neydi? Tutmaç. Çorbası tutmaç çorbası. Onun içinde çılgınca karar verip son dakikada soğan doğradı. Son 30 saniye. Son 30 saniye. Kuru soğan. 30 saniye diyor kuru soğan diyor. Kuru nane. Allah kahretmesin seni. Ekip arkadaşlarımızı soğan diye yollayıp kuru nane istemen de ayrı bir ironi. Hepimizin beynini yaktınız. Kadir Bey soğan pişmemişti ama daha. 15 saniye. Daha var ya 15 saniye var daha. Tamam ondan pişsin işte. Nane soğanı pişmesine engel mi? Yanar şimdi orada ama. Ben şunun suyun altını kapatmıyorum. Ne kadar kaldı? 5. Ne 5? 3, 2, 1 ve her şeyin altını kapatıp ellerimizi çekelim hanımefendi. İstersen serviste dök. Aman. Kız.
Tamam tamam, bir şey olmaz. Yeter yeter, tamam iyi. Serviste kaşıkla üstlerine sepersin en azından. Çorbanın içine dökmem gerekiyor. O zaman dök şimdi. Teşekkür ederim. Yoruldunuz ama değdi bence. Yandın değil mi sıcaktan? Biz bir an önce çıkalım buradan bence. Biz bir an önce çıkalım çünkü havale geçireceğiz. Buyurun efendim, masamıza gidiyoruz. Hadi bakalım. Masada güçlüyüz, kendimize güveniyoruz. Evet hadi. Çak bakalım. Haydi buyurun efendim. Sofrada görüşmek dileğiyle. Bugün masa kesinlikle olaylı geçecek gibi hissediyorum. Nevin de dolu dolu gelmiş. Cansu zaten her gün öyle. Firdevs'in de yarın günü. Bugün sanırım herkes acısını çıkartacak. Ben de böyle bir köşede yemekleri yerken izleyeceğim. Bence arkadaşlarım bugün üzerime yürüyecekler. Eğer yemeği güzel yapmadıysam söylesinler. Tamam derim. Eyvallah derim ama yemeğim güzelse yemeğim sonuna kadar arkasında dururum. Ben zaten Kadir Bey'in haksızlık yapmayacağını çok iyi bilerek ve onu bilerek buraya geldim. Onlar haksızlık yapsa bile Kadir Bey güzel puan verdi müddetçe benim için sıkıntı yok. Namarat filmde bugün Çiğdem Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız tutmaç çorbası, Mardin usulü içli köfte, havuçlu kereviz salatası, soslu biftek, patates püresi, çam fıstıklı pirinç pilavı, çoban salatası ve soğuk baklavayla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.